Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer ise kanjilerle. Ki aynı şekilde nasıl yazılacaktır diyor. Kotuşu bu sene demek, natu yaz demek, mevsimlere bakalım bir yazacağı. Fuyu kış demek, fuyu. Natu yaz demek, haru ilkbahar. Aki ise sonbahar oluyor. Biz burada yamayana dağ arayacağız. Bu dağın kancısı Kava Nehir. Burada ise bir kancımız var. Bu ise Ayken, yani yapabilirimdeki kullanılan kancı Ken. Ya da bir yerden go out, leave, yani çıkmak anlamında kullanılan bir kancı oluyor. Başka bir anlamları da vardır elbet. Hokkaido, Hokkaido diyor. Nihon diyor, Japonya'nın diyor, kitane arimas diyor. Kitani. Yani kita kuzey demek. Dışına da yaşadığım için şey bu, Japonya'ya gidince artık bu kanjiyi öğrenmek zorundayım. Çünkü duraklarda kanjiler yazıyor çoğunda, metrolarda. Ve kaybolabiliyorsun. Yani normalde şu kita olarak göremezsiniz. Şöyle görürsünüz. Kanjinde bilmenin yararları var yani hani. Her neyse, buradan diğer yönlere bakalım. Kita kuzey demek. Minami güney demek. Higashi yani doğu demek. Nishi ise batı demek. Nishi de size güzel bir tüyo vereceğim. Önceki videomu izlediyseniz orada 17. soruda yanlış yapmıştık. 4 yönlendi, yönlendi. Ve burada gördüğünüz gibi 4'ün kancısına bakın. Ve sonra gelin buradaki kancıya bakın. Alt kısmı. Şimdi biz 4'ü okurken şi diye okuyorduk, değil mi? Şi. Ve burada fark ettiyseniz nişi var. Yani buradan aklınızda kalabilir. Böyle bir benzetmeler de yapıyorum ben de arada. Nişi yani okunurken, hani kita mıydı yok, bile miydi diye karışmasın diye. Nişi yani batı. Minami, Nishi, Kita ve burada gördüğünüz gibi Higashi. Higashi Azuma olarak çıkıyor karşınıza, çıkabilir ama Higashi deyin, Azuma ne bilmiyorum. Yani Google Translate yazınca Azuma çıktı. Ne alaka? Bilmiyorum. İlla vardır bari okuma şekli. Cevabımız neydi, buna yazalım. 3. Kono teburu wa Goman en des. Şimdi burada yen söylerken yen diyeceksiniz. Yazarken en diyeceksiniz. Yani bu tabir ediyor. Ne oluyor? Şöyle nasıl yapacağım size? Bir saniye not defteri açayım. Hoppa, ekran gözükmüyor. Hiçbir şey olmaz. Metin belgesi açayım size. Açtık. Alıyorum bunu. Şimdi ben man, sen hıyaku diye hep söylüyorum. Hıyaku 100 demek. Sen 1000 demek. Şöyle nokta koyayım. Bu ise 10.000 demek. Yani buradaki man olacak. Yani Goman bize olacak 50.000. Normalde Japonlar böyle okuyor. Dörtlü şekilde. Üçlü değil. Yani buradaki 5'i oluyor. 5'in yanındaki şu 4 sıfır neydi, bizim mandı değil mi? Ne oluyor size, Goman oluyor yani. 5 yani 50.000 oluyor. Yani 5 10.000 diye okuyorlar. Yani 4 sistemli adamlar şey yapıyor, söylüyor sayıları. Bizim gibi sonda üçlü ayırmıyor. Buradaki kancilere bakacaksak. Şu 5'in kancısı. Yani şöyle bir sanki 5 varmış gibi. Şu masun orta kısmını bir nokta olarak düşünürseniz şöyle. Şuradan şöyle bir 5 çıkıyor. Ve üstünde çizgi olmayacak bunun. Man demek, bu da yenin kancısı. Ben buna direkt 2'yi yapıştırıyorum. Goman and. Goman yen. Söylerken yan olarak söyleyeceksiniz. Heya diyor.
O da diyor şava var mı? O da diyor duş var mı diyor, şavur var mı diyor. Şimdi bunları şöyle güzel bir şey var. Bunları da yazım şeyleriyle alakalı göstereceğim. Şimdi bunları karıştırıyor olabilirsiniz. Bu neydi, bu neydi? Bu benim de oluyor elbette. Karıştırdım ara ara. Onu ise size söyleyeceğim. Şu gülen surata ben tutsu diyorum. Yani böyle paint açayım ben size. Kaydetme. Yeni şöyle açabilecek miyiz paint'i? Paint açtık. Devasa boyutlu bir paint geldi karşımıza. Şimdi Tutsu mouse yazacağım, kusuruma kalmayın. Yazarken şöyle yazarız. Yani hiraganası böyle yazılır, değil mi? Burada ise şi var. Şi yazarken böyle yazarız. Yani böyle gelir, değil mi? Burada ise iki tane tür var. Şu inceldiği yer noktanın kalktığı yer oluyor. Yani şuradan başlıyor. Böyle burada kalkıyor. Yani şu inceldiği yer, kalkan yer burası. Yani ne oluyor? Biz bunu yazarken şöyle yazıyoruz. Bak fark ettiyseniz. Yani bununla bunun yazım yönü aynı. Şi ise ne olacak mantıkken? Böyle böyle alttan yukarıya çıktık. Yani yazarken şöyle yazdık. Bu da size ufak bir bilgi olsun. Su ile şi arasında. Yani yazım yönlerine göre şey yapabilirsiniz. Yani burada biz şi olacağı için şurası ince olan yer. Şöyle 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 şa var. Ve bunun tepesinde nokta olmayacak. Bu U'nun kataganası oluyor. Bu va olacak. Biliyorum. Yani şava olacak. Yani bu değil. Bu olacak. Yani 4'ün cevabımız 4. Ben de şu an bir kenardan yazıyorum cevapları. Tonur ino. İno. Neko. Va. Aşi. Kureydes. Şimdi çoğu zaman cevapları bakacağım. Tam yanlış bilgi vermeyeyim diye. Şu an bakıyoruz. Üçüncü alıştırmadı mıyız? Bir. İki değilmişiz. Pardon. İkinin beşi oluyor bu. Aynen. İkinin beşi. Ha. Yani bir. Ha. Ayağın kaygısı bu. Tonori no iye demek yanındaki evin kedisi. Tonori yan iye ev kedisi. Aşi diyor. Ayağı diyor siyahtır diyor. Kuroidir diyor. Bu ayağın kancısı, bu gözün kancısı. Yanlış hatırlamıyorsam bu elin kancısı. Bu ise kesin kulak yeri, bunun ikisinden birisinin kancısı olabilir diyeceğim ama yukarıya bakacağım çünkü mimi ile ilgili bir şey yapmıştık. Aynen bakın, miminin kancısı yani kulakmış. Buradan da bankolayalım bunu. Miminin kancısı T M aşı ayak. Egakan neydi bu? Sinema yeri, movie theater. Orada omoshiroi ega mimashita. Sinema yerinde diyor. İlginç diyor. Film izledim. Mimos'un kancısı direkt bu. Gördüğüm gibi yapıştırdım. Şimdi bizim bir öncekimizin cevabı neydi? Bir. Altın cevabı da bir. Ve sonradan bakacağız tabii. Burada size kandırmacı olarak gözün vermişler. Bak gördüğünüz gibi gözün kandışı var burada. Watashi no diyor. Sundaeru machi. Böyle cümlelere bayılıyorum. Sundaeru machi. Yani İngilizce çevirirsek, yani Türkçe yaşadığım şehir anlamına geliyor. Yani Sundaeru şehir, living city diye çevirebilirsiniz. Yani yaşadığım şehir. Ana hala yaşadığım yer. Mise dükkan demek. Sukunai de. Sukunai sıfat az demek. Benim diyor yaşadığım şehirde diyor dükkanlar azdır. Dükkanın kancısı. Ben kesin bunun arasında patlardım. Ben kesin bunu 3 derdim. Ve buna 3 diyelim. Kondo demek şu an, şimdi, hemen. Şimdi. Şu an. Ne yapacak mısın şu an? Şu onu diyor. Birlikte.
Füsü Toran mi? İkimaşo. İkimaşo'ya gidelim. Let go. Şimdi bunlar olmaz. Bunlar ru. Re, su, to, ran. Ha, şimdi randa da var. Bir böyle var. Bir de böyle var. Bunu da açıklamam lazım. O cevaptan geleceğim. 4. Yani bu. Bir saniyenizi rica ediyorum. Böyle daha iyi oldu. Paint açtım bir yandan. Ve kapamışım paint'i. Şimdi şöyle kalsın. Şöyle yazarsanız, yani şurada bir incelme olursa, bunun cevabı ne demiştik ki? 8 4 olacak. Neydi? Bir de buna benzer so var. So'nun katakanası. So'nun su ise biraz daha böyle dikine oluyor. Şimdi diyeceksin, bunu ben nasıl anlayacağım? Şu noktaların bulunduğu yeri görüyor musunuz? Bu so olan yukarıdan aşağı gidiyor. Yani şöyle şöyle. Yani bu normalde bilgisayardaki so'ya bakarsanız, so harfini yazın Google Translate'te, tam şöyle dikine şöyle duruyor. Yani bu aşağı kısma daha yakın oluyor. Ama neye bakarsınız, ne böyle değil. Yani ne daha çok şöyle şöyle. Bilgisayar yazılımıyla şey yazılımı farklıdır. O yüzden karıştırmak normal. Yani ne değilse aşağıdan başlıyorsunuz. Sol değilse yukarıdan başlıyorsunuz. Böyle ufak bir bilgi vereyim dedim. 9'da devam edelim. Yukarıdakine cevabı ne demiştik? 4 demiştik. Tamamdır. Bir alttakine geçelim. Bayağı bir yavaş ilerledim. Farkındayım, izlerken sıkılıyor olabilirsiniz. O yüzden biraz daha seri olmaya çalışacağım. Fotosan madde yürü yürü nam miçiyo şittiyemaz. Yani burada demek istediği, İngilizce söylersek Sato diyor knowing, yani various, yani ne bileyim, çeşitli, yani bu michi yol demek, çeşitli yolları biliyor diyor. Şirmastan geliyor. Şitleyemez oluyor, yani biliyor. Knowing, yani knowing işte ways diyeyim, hani çeşitli. Şimdi şuradan bir kelime söylersem onun tam anlamına gelmeyecek İngilizce adı ama her neyse, cevabına da bakalım. 2'nin neymiş? 1'miş. Yani kancısı buymuş. Yani mi çi yol demek. Mi çi. 1. Konohaya hayrınaydı kudasay. Hayırmaz. Neydi? Girmek. To enter. Yukarıdaki alıştırmalarda vardır. Önceki videoyu izlediyseniz. 1 değil. 1 niye değil? İnsanın kancısı. Hito. Cevap 2. 3. Okey'deki o. Burada ise M var. Ne alaka? Yani cevabımız direkt burada 2. Kyoçit sınıf demek. Kukai deskara 9. katta olduğundan dolayı. Airway tani norimas. Norimas. Norma şu binelim diyor. Let get on diyor. Yani yürü işte binelim diyor. Bu binme şeyini ata binerken de kullanabilirsiniz. Norimas da diyebilirsiniz. Otobüse taşıtlara binerken de norimas diyebilirsiniz. Vasıtalara. Asansörü binerken de normaldir diyebilirsiniz. Şimdi Erebeta'nın hop bu değil. Cevap bu. E re bu B ta. Ta'nın short özündeki çizgi olmayınca oluyor sana
Ku. Şu an yanlış söylemiştim olabilirim. Aynen. Bu Q oluyor. Şunun şu çizgisi biraz daha uzun olsa K olacak. Yani burada bu çizgi olmadığı için bu Q. Doğru hatırlamışım. Yani bunu okuyunca R bölü olacak. R beta. R beta. R B Q. Yani R beta lazım. R beta lazım. Şu çizgiler de önemli bu arada. Burada gördüğünüz gibi var. Buna cevap ne demiştik? 2 demiştik. Devam edelim. 12'de süpade süpermarket KQ kat kita. Burada ise kate kita satın aldım diye çok değişik fantezik bir şekilde söylemiş. Süpermarket diyor, kek diyor, keki diyor, satın aldım diyor. Kaymasın kancısı ben direkt olarak 4 diyeceğim buna. Yani bunlar var mı bilmiyorum ama aldatmaca gibi geliyor şu kancılar. Burada ise normal 3 kutu aşağıda da yani aynı şekilde iki bacak kayma satın almak. Ve gördüğünüz gibi videomuz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. 16 dakika olmuş. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde açıklamaya çalışıyorum sizlere de. Ne yapacaktık? Unuttuk. 3 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cevaplarına bakacaktık. Cevaplarına da bakalım. Hadi siz de ben de yaptığınızı farz ederek bakalım. 43, 24. Tamam. 11, 34. Tamam. 9'u atlıyorum. Cevabına baktık. 224. Hop, tamamdır. Bundan da full çektik. Bakalım. Daha da neler yapacağız. Belki bayağı bir yanlışlarımız olacak yaparken. Bu da gene aynı mantık. Buraya mantıklı kelimeyi koyacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.